Ders programımı uygulamaya başlıyoruz. Birinci adım. Bir video Aydın Yüce kendi videom. YouTube aramaya dersimiz eğitim yazıyoruz. Evet. Giriyoruz bu kanala. Takip edip oynatma listesini alalım. Oynatma listesinden Aydın Yüce genel tekrar videolarını açıyorum. En son 3. videoyu izlemiştim. Şimdi 4. videoyu açıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Ses kaydımı açıp takip ederek dinlemeye başlıyorum. Bu 2 dakikalık 43 saniyelik videoyu birkaç kere dinliyorum takip ederek. Aklıma girdiğini hissedene kadar. Toplam 3 kere falan izliyorum genelde. 3 kere dinledim. 6 dakikadan daha kısa bir süremi aldı. Hızlandırıp dinledim son ikisini hatta. Böylece tarihin tekrarını yaptık. İlk şıkkımız yapıldı. Şuraya 4. video yazalım. İkinci maddemiz, iki video kısaca tarihten dinle. Evet, saat gece 3'ü çeyrek geçiyor görüldüğü gibi. Şimdi programımıza devam ediyoruz. İkinci maddemiz neydi? İki video kısaca tarih izleyeceğiz. Oynatma listeme giriyorum. Kısaca tarih oynatma listemi açıyorum. En son 5 ve 6'yı dinlemiştim. Şimdi 7 ve 8'i dinleyeceğim. Avrupa tarihi coğrafi keşifler sonucu Osmanlı. Evet. Bu bir dakikalık videoyu yani 2 kere falan dinleyip diğer videoma gideceğim. En fazla 3 kere dinleme ihtiyacı duyuyorum. İkinci dinlemede, hatta üçüncü dinlemede çok net yerleşiyor beyninizde Allah'ın izniyle. Avrupa tarihi coğrafi keşifler sonucu Osmanlı ticareti canlandırmak için kapitülasyonları arttırmış, ticaret yollarının değişmesiyle kervan yolları üzerinde bulunan halk gözen askerlerin mağduru. Şimdi 8. videomu izleyeceğim. Dağılma dönemi. Bu 6 dakikaymış. Muhtemelen 3 kere dinlerim veya 2 kere. Kere dinlerim büyük ihtimal. Önüme notumu aldım ve dinlemeye başlıyorum. İkinci aşama yapıldı. 7. ve 8. videolar izlendi. 3. maddemize bakıyoruz hemen. Pegem 30 denemeden bir deneme çöz tarih. En son 3. denemeyi çözmüşüz. Şimdi 4. denemedeyiz. Çözmeye başlıyorum. İlk soruyu çözüp cevap anahtarından inceleyip o şekilde çözümlerime devam ediyorum. Evet, Pegem 30 denememizi de çözdük. Kaçıncı? 4. denememizi çözdük. Şöyle... 4. deneme yazalım. 4. maddemizde çıkmış tarih sorularından bir deneme çöz. En son 2019'u çözmüşüm. Şimdi 2018'i çıkartacağım. 2018 KPSS çıkmış soruları açıyorum şimdi. Sadece tarih kısmını çözeceğim. Tabii bu çıkmış soruları şu anda ilk çözüşüm. Birkaç kere tek ikinci üzerinden gidişimde onu da bu şekilde yayınlamayı düşünüyorum. Video çekip çıkmış soruları teker teker birlikte çözmeyi düşünüyorum. Bakalım. Şimdi 4. maddemizi yapalım. Çıkmış sorularımızı çözelim. 4. maddemiz de bitti. 2018 KPSS'yi çözdük. Saat bu arada 5.34 geçiyor. Çok fazla uykum geldi.
Şimdi beşincisi tarih sensör bir video izle. Beşinci maddemiz. En son ne yapmışım? Üçüncü videoyu izlemişim. Bugün dördüncü videoyu izleyeceğim. Şu oynatma listeme geldim ve 46 videonun olduğu oynatma listeme tıklıyorum. Dördüncü videomda 6,5 dakika sürüyormuş. Bunu bir kere dinleyeceğim sadece. Bu maddeyi de yapıp öyle yapmak istiyorum. Tarih sensörü sadece bir kere dinliyorum. Bu 46 video 3'er 5'er dakika süren videolar. Toplam 190 sayfa olan tarih kitabını okudum bu videolarda. Beşinci maddemizi de yaptık. Tarih sensör. Dördüncü video izlendi. Video tamam. Geriye 6. 7. madde kaldı. Artık diyeceğim. Onu gün içerisinde yapacağım. 6. maddem sayısal mantıkla ilgili 17. soru tarzı çıkartacağım. Bu uzun sürüyor. 7. maddem PGM'de gelişim psikolojisi bitti. Onun kavram haritasını çıkartmaya devam ediyorum. Bu ikisi uzun sürüyor. Bunları bitirirsem gün içerisinde yine başa dönebilirim. Ama şimdiye kadar hiç başa dönüp tekrar yapamadım. Bakalım bugün yapabilecek miyiz? Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Çocuğumu uyandırana kadar ders çalışacağım. 7. maddeye geçeceğim. PGM bitenlerden kavram haritası çıkar. Eğitim bilimleri. PGM, efsane, tamamı çocuğun soru bankası. Gelişim psikolojisi bitti. Ben de burada kalmıştım. Çıkarmaya devam edeceğim. Kavram haritamıza başlayalım.
eğitim bilimleriyle ilgili bugünlük bu kadar, yeter. Yedinci maddemizi yaptık. Altıncı maddemiz sayısal mantıktan bir soru tarzı daha çıkaracağız. Bu da bizim 17. soru tarzımız olacak. Başlığımı attım. Şimdi kızımı okula götüreyim. Sonra işlerimize bakacağız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi 6. maddem, yani bugünkü son kalan maddemi yapacağım. O da nedir? Sayısal mantık çalışacağız tabii ki. Sayısal mantığı hangi hocadan çalışıyorum diye soracak olursanız, Gerçel Matematik diye bir kanal var. Öğretmenin ismi neydi şu an tam olarak hatırlamıyorum ama yani iyi anlattığını düşünüyorum. Onun notlarını alıyorum zaten. Bu anlattığım şeyler de onun notları. Bugün 17. soru tarzındayım. Şimdi başlayalım çalışmaya. Saat 9'da aslında çocuğumu bıraktım geldim ama bir 40 dakika oyalandım. Bir mola verdim gibi bir şey oldu. Mola verince pişmanlık duyuyorum gerçekten, diyorum onun yerine yok bulaşık yıkasaydım, onun yerine şunu yapsaydım, onun yerine kek yapsaydım, börek yapsaydım. Yani sürekli kafamda bunlar dönüyor ama ne yapalım, 40 dakika öyle boş boş geçti. Şimdi neyse, 17. soru tarzımızı çalışalım. Bunu çalışalım, daha kızım uyanmadı. Uyanınca aşıya götüreceğim onu, daha karnını doyuracağım vesaire. İşimiz çok. Neyse, haydi bakalım başlayalım.